Kısa kapıya da hüküm etmediler. Onlar suyu götürdü, kapıda durdular. Kapıda gidicinden durdular. Kim gelirse vuracaklar. Sokak evvel işte bu ok meselesiyle nakil hizmet herkese yapacak için yaralayınca baktılar ki şu olmayacak. Fenebka bu ve nebka bu neyse müzahiriyiz. Arkadan evi geldiler. Komşunun evine girdiler. O komşunun evinde duvarı geldi, içeri girdiler. Ve kâne indehû Hazreti Osman'ın yanında var idi fiddari darda abiduhu seneleri el kesirune çok. Bir rivayette üçlü kadar kölesi var idi kürsüde. Fâradû en yemnehu anhu. O köleler o delik yerini kapadılar, geleni vurmak istediler. Vuralım, öldürelim, kimse gelmesin dediler. Fekâle, Hazreti Osman dedi ki, men ağmede seyfehu her kim gülücünü kınına korsa fehu hurrun. O hürdür, azaptır. Kim gülücünü kınına korsa hürdür. Ve men ağın nizari kınına gelen adamı vurmayacak. Girdiler. Kölelere böyle deyince, kölelere de bir şey demedi. Bir kısmı terk etti, azat oldu. Bir kısmında ne iş olacak? Hürdü elinde onların da kılıç bekliyorlar. En evvela giren kim oldu? Ve tanemin men dekal aleyhisselam. O girenler içinde vardı Muhammed bin Ebi Bekir. Hazreti Ebu Bekir oğlu Muhammed. Hazreti Ebu Bekir bazı menakibi o kılıcının Hazreti Osman'ı hüküm edince Hazreti Osman ona bazı menkıbeleri katıldı. Fikir İslam. İslam'da ben şunu yapmadım mı? Ben bunu yapmadım mı? Ben bunu yapmadım mı? Saydı. Ve yapmadı derdi ki bu işi bükellah. Allah için inşa ediyorum, söylüyorum. Elem ta'lim keze. Sen bunu bilmez misin? Ben şu işi yaptım. Elem ta'lim keze. Ben şu işi yaptım. Ve kulli zâlik. Onların her birisini söyledikse yapın Muhammed ne yaptı? Evet, yaptım dedi. Resulullah senin aklında da böyle böyle dedi. Sümme kâli lehu. Ondan sonra Muhammed'e dedi ki, levra Ebu Bekir mekâneti hâzâ minni. Ebu Bekir, senin bu mekanın böyle elinde kılıç, benim üzerime hücum ettiğini görseydi ve sâ'ehu onun hoşuna gitmekti zâlesi. Dedi, fakaresi Muhammed, Muhammed'in el ayağı titredi, çıktı. Baktı ki, öldürebilecek. Ve dekal aleyhi cemaatü, dilediği cemaat dahil oldular, fakat Ebu'u, Hazreti Osman'ı şehit ettiler ki, evâsıdı eyyâm-ı teşrik, eyyâm-ı teşrikin ortasında. Yani bayramı kılmışlar. Eyyam-ı teşrik kaç gün? 3 gün. Ve evsatı olunca 2. günü. Ve mushafı beyne yediği, mushafı şerif önündeydi. Senede 35 milyar hicret. Hicretin 35. senesinde an 88 sene minel Romer. Hazreti Osman'ın ömrü de 88 yaşındaydı. Ve öyle ise dediler ki daha fazlaydı. Ve öyle ise bazıları daha az idi. İhtiraflı. Ve râsî devleti yevmi. O günün gecesinde gördü. Öyle gün ki bu kirefini tat dolunduğu günün gecesinde gördü Hazreti Osman. Kimi? Ennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i gördü. Kâle lehu Peygamber Efendimiz dedi ki, ya Osman, ey Osman, asfir indenâ, bizim yanımızda iftarı yap. Anladı ki aha bu gece öleceğim. Bizim yanımızda iftar yap deyince fe asbaha sabahladı sahimin oruç yaradı. Oruç tuttu o günü. Bayramı. Bayramın üçüncü günü. Eyyam-ı teşrikin. Kurban bayramı değil. Kurban bayramı birinci günü bayram. Eyyam-ı teşrik de üç gün ortasında. Eyyam-ı teşrik. Kurban bayramı. Efendim? Ya Peygamber Efendimiz elinde fe asbaha sahimin ve kutsida katledildi ve ona sahimin. Ondan bir hüküm çıkarmıyoruz, o kusur senin verilmiş olur. Oruçlu bizi iptal edeceğiz. Ravadun-u Meniye, fi müsnedihi min tariqin Nu'man ibn-i Beşir. İbn-i Meniye kendi müsnedinde Nu'man ibn-i Beşir tarifinde rivayet etti. Kimden? En Nailete bintil karafise. Nailete bintil karafise'den kimdir o? İmra'at-ı Osman, Hazreti Osman'ın zevcesi. Naile, ismi Naile'ydi. Karafis'in başı. Babasının ismi, Naile'nin babasının ismi Karafis'in. Yanlış mı yazılıyor? Karafis'in. He?
Karafise. Yok, kaf yapıyor. Karafise değil. Karafise, kaf. O nüshada yanlış yok. İmrat-ı Osman, Hazreti Osman'ın ailesi, Hazreti'nin aileden rivayet etti Numan İbni Beşir. Kâdesi, lemmâ fışr-ı Osman, vaktaki Osman hasrolundi, zalle saimen, oruç tutmadı, devam etti. Felemmâ kâne indel iftar, vaktaki iftar vakti oldu, se'alehumul mâ'el azim. Kalktı su istedi, femenâ'u vermediler. Sebâte, o gece yattı. فَلَمَّا كَانَ فِي السَّحَرِ Vaktaki seher vakti oldu. قَالَ Hazreti Osman dedi ki اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz اِطَّلَى عَلَيَّ مِنْ هَذَا السَّقُفْ Şu sakıftan Peygamber Efendimiz bana göründü, bana muhtali oldu. وَمَا غُدَنْهُمْ مِنْ مَائِلْ Elinde de bir kova su var idi Peygamber Efendimiz'in. فَقَالَ Resulullah buyurdu ki اِشْرَبْ يَا عُثْمَان Ya Osman bu kovadan iç. Terip bir içtim. Hatta revitu, hatta susuzluğum gitti. Sonra kaldı. Sonra Resulullah buyurdu ki biz de ziyade teşerip bir içtim. Hakkı vakti tutun dedi. Azizlerim. Ya melekler dedi. Ya şimdi dedi. Ya ya bu ne ayyime bu ne ayyime bu ne bu ne ayyime bu ne ayyime Tabarani ve Ebu Naim Sehlid ve Tübeş'te rivayet ettiler. Fâle Sehlid ve Tübeş buyurdu ki Dehennâ Osman'a leyle. Hazreti Osman'ı gece defetti. Sevâşiyyena sevâdî. Bir karaltı bizi kapladı. Min hasrını arkamızda. Defnettikten sonra arkadan bir karaltı bizi kapladı. Sehibina hum. Sehibina fottum. Hüm bu karaltıda. Hatta kibina, hatta az kaldı ki ennete karrıke dağılalım paşanın sağlığına. Fenâdâ münâdîm. Rida eden birisi rida etti ki La râvâ aleykum. Sizin üzerinize korku yok. La râvâ aleykum. Korkmayın. Üsbütü sabit olun. Teyna bil kina geldi. Mineşhedehû. Hazreti Osman'a şahit olalım. Hazır olalım. Onun defnine nakim sizinle beraber. Sizinle beraber onun defini hazır olalım için geldim. Tekane yakul Selim de Hübeyş dedi ki o kahvaltı vallahi Allah yemin eder ki emmelerde bütün melekler. Yani o gelenler Allah yemin eder bütün melekler. Çünkü beni beşer değildi diyor. Ama Seda onlar dememişler. Biz melaike taifesindeniz dememişler. O beseri bir beşe o kanaat gelmiş ki onlar melaik oldu. Yani yeminle söylüyor. Ne diyor? Onun vallahi melaik oldu. Allah yeminle de onlar melekleri de Hazreti Osman'ın defnine hazır oldular. Ve reva Ebu Naim'in hurvete. Ebu Naim hurveten rivayet etti. Kâdı Mekke'de Osman, Hazreti Osman kaldı. Şimdi hüsnü tevker, hüsnü tevker de şerat edilmiş. La yestenuğunu defnetmezdiler. Hatta ben bir vayet verdim ki hasta kaldığı da var. Bütün üstün diyor. Hakkı şevket kendisi döke yakın Hazreti Osman'ın o civarında olan yüksek bir yermiş az bir şey. Hakkı şevket değerlenmiş. Orada kaldı üç gün. Kimseyi yanına bırakmıyorlar ve defnetmesine de razı değiller. Öyle 60'ın köpüsü, köpüsü duruyor. Hatta kesin de geçti ya, Hacca-i Zalim'in en evvel öldürdüğü sofradaki adam, o bitmiş göküne çıktı ve Hazreti Osman'ın kaburgalarını kırdı. İntikam alınmadı. Evet, burada üç gün kaldı. Hatta bizim hatifimiz. Evet, bir hatifi rida etti. Yani göze görünmeyen bir adam söyledi ki, Üskünuhu, onu defnediniz. وَلَا تُصَلُّ عَلَيْهِ Üzerine namaz kılmayınız. فَاِنَّ اللّٰهَ Cenab-ı Hak اَصَلَّ عَلَيْهِ Onun namazını kılın. Şimdi Cenab-ı Hak onu ertemi afiyet etti. Namaza hacet yoktu. Defnedi. Zaten şehit. Şehit ama me'arekede şehit olursa namaz kılınmaz. Bu gibi hallarda şüphel yeni tanıtır. Namaz kılınacak. Fakat iyi de biz eşitmişler ki siz bunu defnedin, namaz kılmayın, Cenab-ı Hakk'a aranızdır, onun namazını kıldı. Namaz kıldı ne demek Cenab-ı Hakk'ın namazı? Yani ne kadar etti, affetti. Burada bitti. Buraya kadar Hazreti Osman radıyallahu ta'ala anh'ın fezaili hakkında
varit olan hadisleri ve zulmen şehit edildiğini anlatmak için bu rivayetleri söyledi. Yoksa hadis çok. Hazreti Osman'ın sabahıyla hakkında da daha çok hadisler var. Muhtasar olarak bu kadar zikretsin. Yok. Burada diyor kılmadı ama belli rivayetlerde diyor ki kıldılar 6-7 kişi namaz kıldılar, götürdük, defnettiler. Fakat bu rivayette diyor ki kılmayın diye nida edildi, defnedildi. Bu hadis hitap etmiş. Ama onlar da namaz kılmasa mı defnetmişler, namaz kılmışlar mı onu zikretmiyor burada. Ve kânellezîne harecû aleyhi Hazreti Osman üzerine hınç edenler kimdi? Kimler hınç etti? Abdurrahman ibn-i Hadis yahut da Ödeyiz. Buydu bir el-Belevî kebilesi. Ve Kinane ibn-i Bişr'i ve Kinane ibn-i Bişr'i Fahad-ı Ruhut-ı Havariz. Haricilerin başlarının birisiydi. Mesela harici yoktu fakat sonradan harici oldu. Haricilerin büyüklerinden birisi oldu bu Kinane. Ve Aharun daha başkalarıydı. Sarû yürüdüler. Ve ehli Mısır'la beraber yürüdüler. Ve içteme aleyhim. Onların üzerine toplandı. Kalbun çok adam. Min evbaş, nasın evbaşında, kötülerinde, rezillerinde. Ve kutide Abdurrahman, haza bu Abdurrahman öldürüldü ve sahabı onun cemaati fâd-ı amin el-vâmin. Bir yahut iki sene sonra bir cebeli Lübnan, cebeli Lübnan'da kaçtırıldı. Cebeli Lübnan'a tutmuş orada kaçtırıldı. Ama ne surette kaçtırılmış, ne için kaçtırılmış, onun tesiratını bilmiyorum. Belki şimdi bulunsa bunun isminde, tecrübe halinde etkisi eder. وَقَدْرَوَا الْبَيْحَقِي وَاَبُوْ نَعِيمٍ Beyhat'ı ve Ebu Naim rivayet ettiler ki اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz kâle buyurdu يَخْرُجُ يُنَاكُ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْلُ مِنَ الرَّمِيَّ يُقْتَلُونَ فِي جَبَلِ لُبْنَانِ Evrad'ın üç pilotu. Bu fasal. İmam-ı Suyut-u Fasayet-i Kibra'da bu hadisi şerifi hissediyor. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki يَخْرُجُ يُنَاكُ bir takım adamlar çıkarlar. يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ o adamlar dinden ayrılırlar. كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّ ok yaydan nasıl çıkar ayrılırsa onlar da dinden öyle süratli çıkar. Şimdi adam yay çeker o kitapor ondan sonra onun bir bıraktığı gibi nasıl oka vurur çok yalla baba güzel korkun gibi. İşte onlar da dinden öyle o okul süresi gitmesi gibi dinden öyle çıkarlar. Kendileri de Müslüman addederler. Ha, çıkarlar ama en iyi Müslüman biziz derler. Halbuki dinler o süresi çıkmış ayrılmış. Muhtemelen onlar öldürülürler ki Cebeli Lübnan, Cebeli Lübnan'ları öldürürler. Şimdi burada isim yok ama Cebeli Lübnan'da öldürülen kim? Abdullah ibn Abdurrahman ibn Adis işte o ve cemaati. Bunlar din insanından çıkmış adamlar. Havariz onun için bunlara havariz diyorlar. Havariz haricun demi ne demek? Çıkmış. Neden çıkmış? Dinden çıkmış. Modern Müslüman çıkmış. Dinden çıkmış. Müslüman hiç çıkmış. Ve revâ Ebu Naim an Osman ibn Murre. Ebu Naim Osman ibn Murre'den rivayet etti. An ümmihi o da anasında. Kale anası demiş ki semiyotu cinle ben cinlileri işittim. Senuhu levh-i derdiler, ağlardılar ala Osman Hazreti Osman üzerine fevka mescidi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in mescidinin üzerinde sedase leyalin üç gece. Üç gece cinliler levh-i derdiler. Fekâne mimma fâlu. Fekâne oldu mimma fâlu cinlilerin dediği kelamdan oldu. Yani cinlilerin kelamı uzun da bu söyleyeceği şiir de onların kelamında demiş. لَيْلَةُ الْحَسْبَةِ اِذْ يَرْمُونَ بِسْتَخْرِ السِّلَابِ اِنَّ جَاوُوا لُكْرَةً يَبْغُونَ صَخْرًا كَالشِّهَابِ لَيْلُهُ فِي الْحَيِّ وَالْمَيْلِكُ فِي كَيْسُ الْرِحَابِ لَيْلَةَ الْحَسْبَةِ حَسْبَ taş atmak gecesi. O gece bir yermûne atardılar. Bistahri taşlar ile öyle taş ki as-silâdu katı taşlar. Herhalde buradaki cinnilerin dersi Hazreti Osman'ı taşladılar ya Hazreti Osman'ı onu kastediyorlar Allah'a emanet. Yani sert taşlarla Hazreti Osman'ı taşladılar.
Sümme câvû bukreten. Ertesi günde geldiler. Yebûne talep ederdiler. Sakran keşşehâbi. Sakran sakri. Tekir doğan kuşu. Geldiler, doğan kuşu arıyorlar. Ne gibi keşşehâbi? Şehâb gibi. Şehâb nedir? Yıldırım gibi. Yıldırım gibi gelmiş. Şimdi evvela taşları attılar. Ondan sonra da gelmişler, doğan arıyorlar. Zeynuhum, onların zeyni, silhayyi, kabilede ve meclisi mevcutta nedir? Şikayet-i rikabın boyunlarının kesilmesidir. Yani onların başlarının kesilmesidir. Sinirler işte söylemişlerdir, sinirlerin sözünde bu. Bunun ziyneti. Yani onun ziynetini boynunu kesmek. Ona ne ceza vermeli? Neyini getirmeli? Boynunu kesmek. Kabile de olsun, meclis de olsa, nerede olursa olsun, onun boynunu kesmek lazım orada. Ha? Tabi Müslüman cennetli diyor. Ve kâne Ali'nin, Hazreti Ali olduğu gibi, hine kutile Hazreti Osman katlandığı vakitte fî ardîn lehu, kendisinin bir arazisindeydi. Vaktesinde Fecaa'ı kadar haber Hazreti Ali'ye ulaştı ki Hazreti Osman şehit edildi. Fecaa'ı dehşet aldı. Dehşet yani akli tuhaf oldu. Bir büyük bir iş olur da insanın akli gider gibi olur. Muhakemesine sahip olamaz. Öyle oldu. Meşhur oldu. Min şiddeti ma semya. İşittiği şeyin şiddetinde kendisini dehşet aldı. Fecaa'ı geldi. وَلَطَمَ الْحَسَنَ حَزَّتِ سِنَّ بِي فَقَطْ وُرْدِي وَضَرَبَ صَدْرَ حُسِينَ حَزَّتِ سِنَّ جُلْتُنَ وُرْدِي وَسَبَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرِ عَبْدُ اللّٰهِ قَرْدَشُ وَلَى عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرِ سُوْدِي وَبْنَ الْزُزَيْرِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ زُزَيْرِ سُوْدِي وَقَالَ جُدُكِ اَيُقْتَلِ عُثْمَانُ عُثْمَانْ قَتْلِدِرِرْدَ وَاَنْتُمْ اَحْيَاسِنْ بُرَدَ سَالْسِنِزْ Osman öldürülür de siz burada sağ kaldınız, niye müdafaa etmediniz? Fâfederû, onlar özür dilediler ki ve ennehum, kendileri ma'alimu Hazreti Osman'ın öldürüldüğünü bilemediler. Şimdi dediler ki kapıdan kimseyi bir koymadık. Ama arkadan komşunun evine girmişler, oradan duvarı denmiş girmişler. Şehit etmişler, bizim haberimiz olmadı. Hakikaten de öyleydi, özür dilediler. Ve sahhassahihû bütü ennehu Hazreti Osman Hazreti'nin kuvveti bu pencereden işaret etti kendisini gösterdi. Fekâle Ali'yi radıyallahu anh Hazreti Ali radıyallahu anh'a dedi ki ya Berkesef ey Hasan'ın babası ma hazerledi ma nedir hazerledi bu şey ki belki de din mesleği benim üzerine bu nedir bu musibet benim başıma geldi çöktü diye pencereden Hazreti Ali'ye söylemiş kesinlikle nedir bu Fekâle Hazreti Ali dedi ki ismi ya Ebu Abdullah. Sabreti ya Ebu Abdullah. Hazreti Osman'ın künyesi. Vallahi ben Allah'a yemin ederim ki ma gittim. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben gâib olmadım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den İnne künne alâ ruhudun ruhud dağın üzerinde olduğumuz vakitte. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Ruhud dağındaydık. Peygamber Efendimiz'in bir sözü var idi. O söz ben gayb olmadım. Yani o sözü unutmadım. Hala hatırımda. فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ الْجَبَلْ sallandı. Yerdede oldu. وَنَحْنُ عَلَيْهِ biz de Ruhud dağın üzerindeydik. Fekâre Rasûlullah Efendimiz diyordu ki Üsküt ve hüdü, ey hüdü, sabit ol, sallanma ve innehu leysi aleyke senin üzerinde olmadı illa nebiyyün, illa bir nebi oldu ev siddikun, yahut da bir siddik oldu ev şehidun, yahut da bir şehid oldu. Oradaki ev, enni isim değil bir cem isim var manasınadır, ve manasınadır. Yani senin üzerinde bir nebi var, bir siddik var, bir de şehit var. Hatta bazı rivayetlerde ve şehidani, iki şehit var. Burada bir şehit gelmiş. Ve eyvallahi, Allah'a yemin ederim ki, letuktelenne, sen şehit edilirsin. Ve leuktelenne ma'ak,
ben de seninle beraber def bulunurum. Şimdi bu ne diyor? Ev şehit değil de ev şehidi aynı. O rivayeti teyit ediyor. İki şehit olunca biri Hazreti Osman. Diyor ki şehit olunca sen katledileceksin, şehit olacaksın. Ben de seninle beraber şehit olacağım. İyi daha da senden sonra. He? Orada yok diyor. وَلَا يُقْتَلَنَّ Elbette katledilir. Talha'sına Zübeyir. Talha Zübeyir de katledilir. Onlar da şehit olacaklar. Bu Hazreti Ali radıyallahu ta'ala kadar veriyor ve sabretiyor. وَصَحَّ صَحِيهُ بُدُكِ اَنَّهُ اُسْتُشِدَ اَنَّهُ شَنْ اُسْتُشِدَ Şehit oldu cemaati mine sahabe. Sahabeden bir cemaat şehit oldu münzu. Onlardandır. Ali diyor ve Talha'sı ve Zübeyir. Hazreti Ali, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir. Evet, bunlar hepsi şehit oldu. Hazreti Ali, Abdurrahman bin Mülk'in haricilerden o şehit oldu. Hazreti Talha'yı Cemal vakasında artık Nadim Peşiman oldu döneceği sırada bu şey Mervan bir ok attı Hazreti Talha'yı yaraladı. Mervan'ın okuyla öldü. Hazreti Zübeyir Peşiman oldu, narekeyi bıraktı Medine'ye giderken evet, birisi Emre bin Cürmus sahibi oldu, onun peşine arkadaş olayım diye gitti onu öldürmek için, anladın mı? Beni öldürmeye geliyor. Fakat gitti, daima Hazreti Zübeyir ondan kaçınır oldu. Fakat ondan sonra tabi yine aldı ve dedi ki Hazreti Ali dedi ki ha bunu seslerin düşmanın Zübeyir'i getirdim. Anlat edildi. Hazreti Ali Akıcı vaktesi de Hazreti Ali'ye dediğini gönderince işte hangi bir sürü sürü Zübeyir'i öldürür. Hangi bir sürü cesedi deyince her şeyin katilerdir, fakir yeter bin nar. Fakirlerin boğulmayı öldürene cehennem ile müjde verilir. Hazreti Peygamber Efendimiz onu buyurmuş ki katili bir fakir yeter bin nar. Fakirlerin cesedi Peygamber Efendimiz'in bir iş anlatıyor. Zübeyir onun ne olur? Fakirlerin ne olur? Öldüren cehennemde değil. Hazreti Ali hadisi duymuş. Bu da ben öldürdüm değil de müjde veriyor cehennemde. Vakti sonunda da can sıkılmış demiş ki size yardım ederim. Yardım etmeyi cehennemde sorulur. Yardım ederim cehennemde sorulur. Biz de şaşırdık. Hem bizim ordumuzda gelin bizim de her bir ödülü çekileceksiniz. Yardım etmezseniz de cehennem edersiniz. Sen yardım ederim düşmanlarınızı öldürür gene cehennem ederiz. Sen bir tepki. Hatırlıyorum cehennem olsun ki. Çünkü o cehennemde olduğu ne demek? Nara kaçmasın diye bilmiyordu. Nadine seçimal olmuş. Cüzeyir'in ağında bir yolların tek bir kısmını bilmiyor. Onun seçimini getirip şahit mi kalmış? Şahit değil. Ha. Ama o tek bir şeyin gidip bir özürlüğü ki oradan cehennem ediyor. Adam hareketeydi. Ön harekete. Sonra saklı ki artık hareke Cüzeyir terk edince önce sahada anladı ki kendileri hata etti. Dedi ki biz hata ettik yani yaparsın gördük. Cüzeyir ise hareketini terk etti. Sırf olalım. Bu çelikliğe uyumak ne olur kadındır o korku bizi bildiğimizde bıraktınız ondan sonra da şimdi olan güneşin şu kadındır ufak boyu gibi yaralar. Yaralar üç yolu nasıl kokunu ne var mı nasıl tepkiliğe yaralandı. Vakıfta baktı ki hafif ölüm geliyor bir asker fotoğrafı çekti. Sen kimin ordusundasın? Ayşe'nin mi yoksa Ali'nin mi? Dedi Ali'nin. Dedi ki Ali'ye vekaletin seni dert ediyorum. Yani hafif ölüm hiç olmaz ki öldüğün vakıfta bir imamın diyatı boynunda olsun. Onun hakkında da hadis var ki bir adam ölürse boynunda bir imamın diyatı olmazsa o cahiliyet verilmiştir. İlla boynunda bir adama diyat etmiş olacak. Onun bildiğinden dolayı bir üstüş olmazsa bir imama diyat etmek dinlemeyeyim. Aliye mesaletin ona diyat etsin ama o sözünü öğretti. Hazreti Ali'ye haber verdiler, geldi Hazreti Sertay'a öyle tozun toprağın içinde görünce ağlamaya başladı. Ki Sertay'ı böyle mi dedi ki söyletiyor, müjde demiş. Fakat kendisine karşı gelmiş ama bu bir iştihat hatası dolayısıyla. İslam'ı sürdürmek için değil, Hazreti Osman'ın fakirlerinden intikam almak için bunu yapmıştı. Fakat tabi Hazreti Ali haklı, iştihat ettiği iştihatın da haklıydı.
Onlar ısrar etseler, ısrarlarını da kafa ettiler. Yani İslamiyet'i sündürenin tekkili değil, onların tekkili İslamiyet'e hizmet edebilirler. Bir de ısrarını da kafa ettiler. İsrar eder, kafa ederse bir sevap olur. İsrar eder, isabet ederse iki sevap olur. Bu durumda Müslümanların ekserisi kibisin alıp ve dinin halini kurucu edecekler. Bunu gelecekler. Hazreti Yedin'i yedirmek isteyecekler. Bizler de hakiki Müslümanlar onun ekserini alacaklar. Hazreti Yedin demin aşağıda Hazreti Yedin vakitleri ordusunun dört birisi kalacak. Evvela bir her biri gitti. Hazreti Mekke'nin ordusundaki münafıkları verecek. Bir hitle yapacaklar, müsaade edecek. İkincisi her bir hitle, münafıklardan bir cümle daha verecek. Üçüncü hitle de yine bir cümle daha verecek. Üçüncü hitleden sonra dördüncü hitle kalmış ki hiçbir münafık yok. Halit, muhrit, Müslümanlar. Hiç kesebilir, kapamayacağım ama Hazreti Mekke onların tarzı kapanacak. Bunlar ne anlaşılıyor? Hazreti Mekke'nin ordusunun dört sevkini nasip olacak. Bu kendine kilit çekenler de başka. Bu kendine kilit çekenler de Süfyan'ın beraber olup Mekke'nin haline kilit çekecekler. Mekke'ne göre bunları temizleyecek. Süfyan'ın temizleyecek. Bunlar kilit çekip Mekke'yi bunu öldürmek isteyecekler. Bu ay Hazreti Mekke. Süfyan'ın cüntüsü katledecek. Hattettikten sonra Süfyan'ın tekrar etrafına toplanacaklar. Ya Mekke'nin bir bahçeli şıkkak geldi de sonunda teslim oldun. Bak bizde silahlar, adamlar. Bu seni, bu adam Süfyan'ı tekrar bu büyük toplayıp direktinin üzerine kuru gelecek. Her geçmeye de bu işin içinde kazanacak. Süfyan'ı yıkıp şu anda öldürecek. Yok tam istilaya gidecek ama o düşünün dört gibi iki dönemi bakıyor. Daha benim dostlarımın hatta bu dörtte ilk iken üzerinde kalıp bir günde kalacak. Onlarla Kaderiye, Amuriye, Dostantiniye, Huniye, Fatih isminde sebzeleri katilecek. 6 sene yahut 6 sene ilgili de tepkisecek. Bunlar gelecek burada tepkide tepki var. Yani Allah muhafaza etsin. Bak ben Müslümanım diye güvenme, ben müminim diye güvenme. Allah'a yalvarmalı ki Cenab-ı Hak hidayetten ayıp olsun. Ya Ashab-ı Kiram geldi, bak bunlar. Ashab-ı Kiram geldi. Ashab-ı Kiram geldi. Tabi'nin tabi'nin temel tabi'nin. Haşere-i Yüzbaş yolu'da. Hazreti Zahar'da, bizim Hazreti Ali'nin tabi'ydi. Düşürüz, ses terselerini gösterir, ne olur istedik, ne olur istedik. Fakat onların dönüş çekmesi şu münafıktır diye değil, kafirdir diye de değil. Onlar diyorlar ki tercihlerini kafa etti. Niçin Osmanlı'nın kafirlerini kendi ordusunda himaye ediyor? Hiç bir kişi Hazreti Ali'nin ordusunda. Hazreti Taha, Hazreti Ali, Hazreti Ayşe bu cihete Hazreti Ali'yi ikram ettiler. Sen doğrusan ise, Hazreti Resulü'nün tepkinde ne kadar değilsen ise, bu işin içinin tepki vardır. Niye olduğunu aldın? Niye olduğunu içinde imal ediyorsun? Hem onlara kumandanlık verilecekler. Bunlar bu taraftan şüpheye düştüler. Hazreti Ali'nin diyor ki, benim üstadıma göre bu işin kişi bir günahı kebeli itikad etmişler. Fakat fatih değildirler. Fatih o izin dostu bize bunu bildiren adamdı. Sonra da ona sarıp gidecek. Varımları için sarıp gidecekse bir defa sarıp gidecek. İstahat olduktan ayrıldı. Ata İmam Malik diyor ki Cenab-ı Hak sana zikir Hazreti Ali'den razı olsun. Sıkkın ve cennet ve emeli olmakta iyi. Müslümanlarla Müslümanların arasında her bulunsa ne bir hüküm vereceğini bilemez. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala bu hükümleri yüzden zöpe yazdırmıştır. Hazreti Ali Kemal Rokası'nda dedi ki, fitnenin tesbihi için bize var ki geleni bulun.
Fakat bir adam gideceğini etkilecek, silahını etkilecek, gerisin geri kaçarsa terkip etmiyor. Bu şey sevme gidiyor. Eline giden adam yaralını vurmayı, kaçanı vurmayı, silahını etkilecek, ben etkilecek diyeni vurmayı. Fakat sesin vakasında Şamları ile dedi, paçanı da vurun. Paçanı vurun. Niçin paçanı vurun? Çünkü paçanlar ellerine başlıyorlar. Geri de tekrar bir seneye sokarın, şimdi de tekrar edecekler. Ha, bu derin oldu ki, bir kalitenin aleyhine bize vahire kuru cederse. Hesumat o emir gelecek kadar da onların cemiyetini dağıtırsa. Eğer onların bir cennetli varsa, gidip toplanacak şeyleri varsa, bu imam onları terkip edecek. Onları öldürecek. Niye gidip toplanmasınlar? Yok, öyle bir yerleri yok. Evlerine bakıyorlar, dağılıyorlar. Sonra terkip ediyorlar. Bu hepsini kim denemekti? Hazreti Ali radıyallahu anh ta'ala. Evet. Şimdi burada Hazreti Ali radıyallahu ta'ala Hazreti Osman'ın şehit olacağını hatırlıyor. Kendisinin vazgeçti tarafını vazgeçti Cübeyli şehit olacaklarını hatırlıyordu. Ala annesi şunun üzerine ki iş tarafında şehit oldular. Evet, ala annesi iş tarafı. El cennete ilin nebi sallallahu aleyhi ve sellem merrâti. İştara Hazreti Osman satın aldı. El cennete cennete ilin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den cenneti satın aldı. Merrâti birkaç kere. Feşehidû onlar da şahit oldular. Lahu bu cenneti satın aldı. O satın alma hadisesi niye dönüyor? Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidin ilk yapılışında Hazreti Osman'a dedi ki burayı al, mescid yapalım, cennette Cenab-ı Hakk'a rızıkları seni küçültmesin. Birinci satın alması oldu. İkincisi mescidi saadet küçük geldi. Yani Hazreti Osman'a emretti ki bu etrafındaki yerleri al, mescidi büyük alın. Yine Hazreti Osman radıyallahu ta'ala'nın altı, orada da Peygamber Efendimiz'in içerisinde Cenab-ı Hakk'ın yerleri getirdi. Sonra Tebuk yöntemde Hazreti Osman bin kişiyi silahlandırdı. Kucağında altınları on gün altın getirdi, Peygamber Efendimiz'in önünde getirdi. Peygamber Efendimiz'in altınları karıştırdı, yanına dua ediyor, bu içerisinde satın aldı, içerisinde satın aldı. Sonra yine bir hadis şerif var ki, Cübbi'yle bin yıl rafiye konusu bitenine verirken peşinde arasına. Her bir Peygamber'in cennette bir refleti vardı. Arkadaşı benim arkadaşım da Osman'dı. İşte böyle birkaç de hadisi şerif var. Hazreti Osman'ın cenneti birkaç de satın aldı. Ve bunlar da şahit oldular. Şimdi cennetin bir şeyi hakkı 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 sonra yine bir hadis-i şerif var ki, bütün güne bin yıl rafiye konusu bitenine veresi kesinlikle Osman. Her isyanların cennette bir refleti vardı, arkadaşı benim arkadaşım da Osman'dı. İşte böyle birkaç da hadis-i şerif var, Hazreti Osman'ın cenneti birkaç da fesle alıp satın aldı ve bunlar da şahit oldular buna. Cennetin bir şeyi arkadaşı mı? Arkadaşı mı? Arkadaşı mı? Yani her Peygamber'in bir arkadaşı olmuş cennette. Hazreti Peygamber'in arkadaşı da bir sosu. Aslında sazın bir ürünün sosu. Fekalel haricune aleyhi. Hazreti Osman'ın üzerine bunu edenler dediler ki, sadakın olduğuna doğru oldular, buna doğru söylüyorlar. Hazreti Osman cenneti satın aldı. Bunlar da şahit. Fekalel haricune aleyhi. Lakin Osman sen gayyerse, çekiştin. Evvelden cenneti satın aldın, mümiydi, fakat döndün. Böyle dediler. Böyle cennete gayet. Kafağa geldi, Osman dedi ki, veylesin. Zeyn sizin olsun. Sen ise yuhayyir, nasıl tayin eder, men bir kimse ki hala hali, bu hali tutur. İçeriden muhasebede kalmış. Namaz kılmaya koymuyorsunuz, cennetini dönmeyi duyuyorsunuz. Neresi değilsin? Namazını terk etmişsin, ismini terk etmişsin, Müslümanları öldürür. Bu bize yapılır. Siz tayin etsin, ne yapsın?
ثم ذكر سورة الشرك أنهم سيقولون ذلك في بيت الله. حضرت عثمان ذلك على غيره. ذلك على غيره. ذلك على غيره. Yani dedi ki siz duyu başkalarının aleyhinde de söylersiniz. Söylersiniz dedi ki başkalarının aleyhinde de konuşursunuz. Başkalarının hakkında da dediler. Hazreti Ali'ye de demediler mi ki tarzında da gel. Evet. Ve kâne sefâri şöyle oldu. Senin de ufâlu fî alimi Hazreti Ali hakkında da dediler. Senin akar Hazreti Ali'nin havarisi. Havar Hazreti Ali'nin, Hazreti Ali'nin aleyhine kurukları zamanında da onlar da dediler, bizden gayet olsun. Hazret Hazret Sahabesi Sahabeyi istikrar etti. Şeye kutsun Sülyat-ı Hazret Ali Sahabeli Sahabeleri dedi ki, siz şahit değil misiniz? Yandar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem filan zamanında benim hakkımda şöyle dedi, şöyle dedi, şöyle dedi. Mesela Peygamber'de ben öyle bayrağı öyle bir adama vereceğim ki Allah ve Resulü'nü seviyoruz, Allah ve Resulü'nü şeyleri yukat edecek diyemedi mi? Dedi. Tabii canım da şahit oldu. Daha birçok vekaları var. Şahit oldular. Ne dediler onlar? Şehid-i Lehu, sahabe-i kiramda şahit oldular. Evet, bunları Resulullah Efendimiz yani senin derinde dedi. Fakadu havar istediler ki sadak o bunlar doğru söylüyor. Ve lakin ne kadar gel. Lakin sen yolun değişti. Hazreti Osman'a yaptıkları iftirayı Hazreti Ali'ye bıraktılar. Ama bunu Hazreti Osman haberle ilgili küçük dinden çıkmış bir adam var dedi. Benim aleyhinde konuştuğumuz gibi başkalarının aleyhinde de konuşuyorsunuz. Onun halakası cemez. Hikmelerden birisi de vakayı cemez. Hani bir Peygamber Efendimiz'den sonra olan kısımda bu sayılır ya. Şimdi Hazreti Osman'ın kaçtığından sonra cemez yok etti. Hazreti Osman kaçtığından Hazreti Ayşe radıyallahu teala ana haydi. Haber geçti ki Hazreti Osman'ı muhasır ettiler. Sütü menayi şehit ettiler. Dedi ki Ali oradan orada. Ali ne müdafaa etmedi? Ha, demek ki Ali kendisi halife olması için müdafaa etmemiş ki onu öldürsünlerse kendisini kalbe yaptılar. Öyleyse biz Ali'nin felaketini tanımayız. Düşün esas nefine de Hazreti Ali'ye biat etmiş. Hazreti Ayşe bunu duyduğunu dedi kabul etmiş. Ali'nin bu işten mektarı var dedi. Sonra Hazreti Sahar ve Hazreti Zübeyir'i getirdiler. Hazreti Osman'ı şehit ettikten sonra hemen böyle Hazreti Ali'ye dediler ki biat al. Ben biat almışım. Dedi ki ben biat almıyorum. Müslümanlar eserse hayse versinler, söz olsunlar. Müşavere ederim. Kim halife olacaksa onu halife tayin ederim. Dediler ki ya biat almışsa yoksa Osman'ı gördün mü? Seni Osman'dan daha beter ederim. Paramparça ederim. Böyle hem biat alacaklar. Hazreti Osman'ı öldürenler diyor. Ya bizden biat alacaksan, halife olacaksan yoksa sen ki onun gibi yaparız. Tercih ettiler. Dedi ki peki, Ashab-ı Şura'dan kimler var burada? Talha var, Zübeyir var. Ashab-ı Şura'dan. Dedi ki onları getirir ki Hazreti Talha'ya da Zübeyir'i buldular. Çocukları çektiler, gelip Ali'ye biat edeceksin, yoksa kumun için bir cemaatimiz Zübeyir'i getirdi, bir cemaatimiz Talha'yı getirdiler ama seni şart yapardı. Hazreti Talha'ya dediler, kendine göre sen biat edeceksin. Ya biat edeceksin, yoksa bunu vuracaksın. Bu Hazreti Ali'ye biat eden Hazreti Talha oldu. Hazreti Talha'nın da bir hatta orada yaralanmış bir çolak kalmıştı. Biat yaptığı gibi dediler ki bu müstakayı yok diye. Bu sözde biat eden çolak bile oldu. Teşerrüm etti Araplar burada. Ondan sonra Hazreti Zübeyir'e biat ettirdiler ama kendini soruldu. Sonra diğer ehli medine biat ettiler. Bundan sonra aradan bir iki yıl geçti Hazreti Sahayr'ın Hazreti Zübeyir gizlice baktılar Hazreti Ayşe'nin ıhtiyarını, Mekke'ye baktılar. Hazreti Ali radıyallahu sallam çok müteessir oldu. Dedi ki bunlar biat ettiler, biat ettikten sonra baştılar. Bunlara kapatın dedi ki biat ettiniz, sen niye ayrıldınız? Dedi ki bizim Kerem biat ettiniz, Kerem biat ettiniz. Dedi ki böyle biat ettiniz, yoksa bizlere biat ettiniz. Biz Hazreti Ayşe'ye meseleyi anlattılar ki böyle böyle oldu. Biz baktık yapayız, insandık. Ne yapalım? Hazreti Ayşe'ye müşavir ettiler. Dediler ki ordunun ekserisi Kofa'da. Hemen biz Kofa'ya gidelim.
o fedenin başladığı adımları toplayalım, her yıl toplumun katillerini temizleyelim. Görev teşvediğini oranlayalım diye herkese aitin bir deneme dinlesine, evet, genel ödeki bilgisayarı okuyun bir deneye, ondan sonra kedilerlerden birisi de o deneye çıkmasına memur olsun. Bir de etraftan, etraf toplandı, yürütüksüz etraftan infak edildi. Bir de daha döndü, askerlerin sopaya doğru yürümeye başlayınca Hz. Ali radıyallahu anh dedi ki, hiç tehlikeli oldu. Hz. Ali etrafa kadar gönderdi, herkes biat etti, şanda Muaviye biat etmedi. Osman'ın katillerini istedi. Emevi versen, Osman Emevi versen, ben Emevi versen dedi. Osman'ın katillerini istedi. 60 bin kişiyi istiyor. İfraat etmem, yorumları öldür. Şurada etmişsiniz. Onları öldür sen. Ya da nefesini kesemez. Onlar da Hz. Ali'nin eskerinde. Eskerin içinde işte. Esas ötekilerin düğünü falan kurandırın da bu oldu. Madem bunlar sevinir için benim oldum için alıyorsun. Sonra Hz. Ayşe de bunu istedi ama Hz. Ali baktı ki istersen dedi ki artık bunları bırakıp şeyler sohbet etsin. Niye de Resulullah'ın civarından kütleler uzak olsun. Ben sohbeti gideyim, sohbete bunlar gidip sohbet harcayı elde etmeden ben elde edeyim dedi. Hz. Ali Medine'den ayrılmaya başladı. O da Hz. Ali'den geldi. Ya bu yapma, Medine'den ayrılma. Hilafeti buradan ayrılsınsa bir daha Medine'ye hilafet gelmez. Hz. Ali, Hz. Osman'ı şehit edenler, Hz. Ali'nin yurdusunda söz sahibi oldular. Hz. Hasan'ın üzerine yürüdüler, Hz. Hasan'ı öldürmek istediler. İşte bu söz söylüyorsun da Ali'yi bizim elimizden mi alacaklar? Hz. Ali dedi ki, onu doğru diyor. Doğru diyor. Çok etmişsin öldürmeye tesadüf ediyorsun. Yani Hz. Ali dinlenin mahkum gibi oldu. Kulaşa Hz. Ali radıyallahu ta'ala'nın aldı o şeyi kesti. Kula Hz. Ayşe baktaydı, o da kesti. Gelmiş dostun kısmelerden birisi de Kemal vakasıydı. Kemal Arapçada erkek demeye girdi. Hz. Ayşe radıyallahu ta'ala anha bu vakada erkek bir demeye büyümüş ve üzerine herkes yapılmış. Onun için ona vakasız Kemal dediler. Hakim bin Ali ve Sabhata radıyallahu anhüma. Hakim Hz. Ali ve Hz. Sabha radıyallahu anhüma'dan rivayet buyurdular ki Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki Amber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kale bin Zübeyir Zübeyir ibn-i Evvam'a buyurdular ki Etuhibbu Aliyyen Ali'yi sever misin? Ama inneke şu kadar var ki sen فَتَخْرُجِ سِقَرْسِنْ خُرُوْجَ لَسِنْ عَلِيْهِ عَلِيْهِ جَلَّ وَتُقَاتِلُهُ onunla muharebe edersin. وَاَنْ تَحَلُّقُ سَنْ لَهُ عَلِيَ الظَّالِمِ زُنُّهِدِكِنْ Yani hakta nedir? Hak Ali'de. Sen huruc edeceksen Ali'nin üzerine hayd edeceksen sen zulmedici olacaksın. Hak onun yerinde olacak. هو حاكم وأحمد أحمد أن عائشة رضي الله عنها حزة عائشة رضي الله تعالى عن هذا الرواية ويذكرك أنه صلى الله عليه وسلم يا رمضان أفندنا صلى الله عليه وسلم قال لها حزة عائشة ويذكرك كنت بإحداث sizin birinize nasip olur zâne zahataha ona ürdüğü vakitte kilâb-ı hev'ev hev'evin kilâbları yükseltirir. Hev'ev Fars'ın civarında bir yerdir. Bir suyun içindir. O hev'ev denilen yerin köpekleri sizden birinizin üzerine yüzükleri vakitte nasip olur o. Ezvacı Mutahara Fars hitap ediyor. İçinde Hz. Ayşe de var ama tayin etmiyor. Sen sen demiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tayin etmedi. Bilmedi mi tayin etmedi? Yahut da bilgi de siyaseten mi tayin etmedi? Orası bilgi meşhur. Ama Allah-u Alem dene gelen kanaat
onu bildi Hazreti Aişe'nin olacağını ama söylemedi. Onun için keyfe beyahtâsınne. Keyfe nasıl beyahtâsınne sizden birinize her evin köpekleri üzüğü vakıtta nasıl olur? Ebi Şeybete ve Bezzar İbn-i Ebi Şeybe ve Bezzar rivayet ettiler. Bir senedin bir senedi de öyle senet ki rica'lu senedi rica'lu sıfatı hepsi sıfadır. Kim de rivayet ettiler? An İbn-i Abbas, Abdullah İbn-i Abbas'a rivayet ettiler. Vel Hakim, Hakim de rivayet eyledi. Ve hadisi Kays İbn-i Ebi Hazim Kays İbn-i Ebi Hazim de rivayet eyledi. Ne? أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو رواية إلى ذلك صلى الله عليه وسلم أفهمه قال بيرد لنسائه كند عائلة لرنا ما بيرد أية كن صاحبة الجمل الأدبت تسير أو تخرج حتى تنبحها كلاب كلاب الحوقف يقتل عن يمينها وعن شمالها قطع كثيرة وتنجو بعدما كادت بعدما كادت وغدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شكلنا سيزن حنجنز صاحبة الجمل الأدب تويد دوان صاحب حنجنز Edbet, tüylü demek. Tüylü bir deveye, erkek bir deveye binecek. Evet, bu sizin içinizden hangisi olacak? Ne olduğu halde, tesiri yürür olduğu halde, el tahrucu yapıp duruş eder olduğu halde. Tesiri yürür, yani yürürken, yahut da bir emirin üzerine duruş ederken, o cemel sahibi olan hangimizdir ki? Hatta tenlehuha, hatta ona üre kilâb-ül hevâb, hevâb-ül kefret. Edbet, asr-ı edep olması lazım. Çünkü bir kelime değil, kerfizisten vakı oldu, dalar. İkisi de harfeyi, müteharrikeyi, mütecalifeyi olduğundan ifan vacip olur. İfan vacip yüzü verdiği için bazı bayıl olan hareketini dala verdi, ibayı ifan etti. Edep dedik, el-edep. Fakat burada elbet geldi, tek bir ifade edelim için elbet geldi. Çünkü caiz ki aşağıda hev'et geldi. Hev'et, elbet o vesile muvaffak olsun diye Resul-i Ekrem'in hadiste elbet dedi. Yoksa kaide itibariyle edep gelmesi lazım dedi. Emet, eğer, eğer var ya onun gibi şeddeli gelmesi lazım dedi. Burada şeddesiz gelmesi hadisi şerifte şeddeli gelmedi, şeddetsiz gelmesi geldi. Ne için? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdular, hev eben münasip olsun, rafiye münasip olsun diye. Peki hev eben köpekleri üren, üzerine üren hanginizdir? Yuhtelü katlulunuz, en yeminiha sağından, yani şemi, yani şimaliha solundan katlulunuz, kim katlulâ Mesullar, öyle mesullar ki şehiretin çok, çok ölüler ölür. Sağ tarafından ölürler, sol tarafından ölürler. Ve tencu fakat bu kendisi necaf olur. Ve adama kâdet, ölüm yaklaştığı vakit da yine yaklaştıktan sonra bile necaf olur. Yani ölüm de hemen hemen ona gelir ama fakat ölür. Oldu mu Hazreti Aişe'ye ölüm yaklaştı mı geldi mi? Kemal vakasında münafıklar Hazreti Aişe'yi kastettiler. Bütün oklarını Hazreti Aişe'nin devesine, devesindeki heldeki hedef ettiler. O kadar ukattılar Hazreti Aişe'yi şehit etmek için. Onun heldekinin etrafına tek bir yönden gelmiştiler ki oklar isabet etmesin. Gelen ok saf girdi, onda kaldı, çıkmadı. O kadar sert bir gönden yapmıştılar ki, o ya düştü hiç işlemedi, yahut işleyendi, fark ettiydi, orada kaldı. Çiftliğinin derisi nasıl olur, diken diken, onun herdeci de öyle oldu diyor.
Şöbetin şimdi içerisinde tekenin içine isabet etmedi. İşte bu Hazreti Ayşe'ye de ürün yaklaşmış. Fakat kendisi kendine efekt olmuş. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Kendisine de ürün yaklaşır. Fakat kendisi necat kılır ama sağından solunda çok erken adamlar ölür. Bu kimdir? Hanginiz? Bunu beğen duydunuz. Diyor ki kendi yani, burada iki kendi yani uyanık davran, öğrenildiği iki mesele var. Kâle zümeyri ki hayat-ı hayvan, hayat-ı hayvan bir imam-ı zümeyri buyurdular ki, kâle zümzehya, İbn-i Zahya buyurdu ki, ve le'azabu min İbn-i Arabi, İbn-i Arabi'den taaddim olunur. Meşhur yâri bir amasında, evet, Muhyiddin İbn-i Arabi. Bir meşhur şeyh olan, sofu olan Muhyiddin Arabi değil. Ona Muhyiddin İbni Arabi derler. El Arabi değil. El İslam getirmezler onun isimde. İkisinin arasında fark olsun diye sofu olan Muhyiddin Arabi'ye Muhyiddin İbni Arabi. Öteki alim olanı Muhyiddin İbni El Arabi derler. Evet, bu mağribi olan, muhaddisinden olan bu zattan teaccüb olun diyor hayatta olan sahibi imamı. كيف أنكر الحديث حديث شريف نصر الفارسي في كتاب العواصم والقواسم عواصم وقواسم اسم ذلك الشخص وإذا عواصم وقواسم إذا هو ابن عربي شنور ابن عربي من ذلك الكتاب هو كتاب تجرب الاسم العواصم والقواسم bu kitapta bu hadis-i şerifi inkar etti ki böyle bir hadis yoktur dedi. Teaccüb olunur. Bu hadis sahih, sahih, meşhur. Ve zekere zikretti ki avasın ve kavasın kitabında ve ennehu la yücedu bulunmaz. Asla, asla bu hadisin yeri yoktur. Hiçbir yerde bulunmadı bu hadis dedi. Halbuki teaccüb olunur. Bu büyük alim ne dedi? Büyük hasrete düşmüş. Bu hadis eşheru daha meşhurdur min salatı subhi sabah şafakından daha aşikardır. Sabahın şafakı atarsa herkes görür mü görmez mi? Görür. Bu şafaktan daha zahir iken bu hadis bunun kastında inkar etti. Onun için insan bir kitapta bir şey gördü mü hemen hükmetmeyecek. Mehmeddin'in büyük bir amadır. Fakat bu hadisi görmediğinden kalkmış inkar etmiş. Halbuki kendisi meşhur. Hadis-i Bakkaş sene râvi rivayet etti, Müstedrek de rivayet etti. Ondan sonra kim daha rivayet etti? Ahmed ibn Hanbel rivayet etti. Bezzar rivayet etti, bir şey de rivayet etti. Evet. Esnâni ikinci tembi. El ebdet fi hemzetin mefsuhati. Ebdet kelime tembi mefsuhayla nedir? Baştaki hemze mefsuhdur. Ve bâb-ı muhmedetin sakini. İkincisi de bâb-ı muhmedetin de sakini. Et. Ve muhaddetin iki tane de bağ vardır. El-ûle mefsuhati birincisi mefsuhdur. El ebdet. İkincisi de yarada sakini. Eğer adı nasıl olursa üstün olur, esir olur. Yani birincisi mefsuh. El-ebdet. Kâlesin kamus, kamus da dedi ki el-edeb bu, edeb, el-zemeli devedir, erkek devedir. Bunu bir erkek devedir ki el-fesiru şer, evet, tuyu çok devedir. Ve bir ishari fadr, ay sizi bir ishari fadr için yoksa ishari yanlış. İşte bak bu nefesin etti, o hal yanlış. Ben gündüzün ona baktım da bu ishari nedir? Halbuki o halin üzerine çıkıyor. Ve bir ishari fati'i yudaat-ı ishari etmekle ca'a geldi ki hadis-i 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 hadis-
münasebeti hev et, hev ede münasip olsun yüzünde. Ebded hev et. İntihar. Bu kimin sözü? Kainin sözü, İmam Kainin sözü. İntihar bir mana bu. Bunun ibaresinin manasıyla nihayet buldu. Yani cepsi bu değil ama manası bu. Ahmed ve Taberani, İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Taberani rivayet buyurdular. El Ebi Râfen, İmam Ebi Râfiye'den, Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâle buyurdu. Kime? Ve Ali'in, Ali'in muhtaza sallallahu aleyhi ve sellem'e buyurdular ki, Seyyekûn, ileride olur, beyneki, yani senin aranda beynike tamam. Hazreti Ali'ye kadar. Beynike senin aranda ve beyni Aişe ve Aişe'nin arasında. Senin de Aişe'nin arasında olur. Emrun bir emir olur. Bir iş olur. Fakat Hazreti Ali radıyallahu anh dedi ki Fe'ne eşkâhuma öyleyse ya Resulallah bu ikimizin en şakisi benim. Nasıl olur da Hazreti Aişe'ye muhalefet eder. Fe'ne eşkâhuma iki kimse arasında bir iş olacak. Öyleyse bunun birisi şeki olacak. Hazreti Ali diyor ki ya Resulullah öyleyse o şeki olan ben olacağım. Haklı olan ben olacağım. Ya Resulullah. Fakale da sen değilsin. Ya da belki sen şeki değilsin. O iki günün ya şeki sen değilsin. Ya belki hikayetten izledik. Aranızda bu muhalefet olursa sonra bu duasın Ayşe'yi reddir. İlâ ne'meniha ne'menine yani eser en yetmeşatını yiyha şimdi yukarı şeriflerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devşelerine hitap ettiğinde sizden hanginizdir şer'at sıfetleri ona ürecekler. Burada Hazreti Ayşe'yi tayin etmedik ama burada tayin ettik. Burada Hazreti Ayşe'yi dedik ki senin de Ayşe arasında ihtilaf olacak. Fakat sen ona malik olacaksın. O ne şefkati? O ne? Selamette Me'menine gönder. Me'men neresi? Mekke Medine'ye. Ve rava Na'im ibn Hammad. Fikriten. Na'im ibn Hammad kitabı fikrinde zikretti. Bir senedin sahibi, senedin sahibiyle en tavusun tavusla. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz fare bin Sa'ili zevkat müteharata buyurdular ki eyyetükünne tembehuha keza ve keza eyyetükünne hanginindir tembehuha ona üret keza ve keza yani kilab-ül helvat keza ve keza demesi hadisi burada muhtesel söylüyor. Evet şöyle hevedin kilapları hanginize üret dehiket tabahiket Gürdi, Ayşe ve Ayşe. Hatta hikmet değil mi sizin gibi? O olacak. Evet. Hatta hikmet gürdi, Ayşe ve radıyallahu ta'lana Hazreti Ayşe gürdi, müteaccibeten teaccib eder olduğu halde. Yani nasıl olur da bizden birimize hevabin köpekleri yürür. Şer hevabin basmada basmıyor. Kim gider? Ne için gider? Fakale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Nuzuri ya Ayşe bak la tekuni enti sen olmayasın. Dikkat et bak o köpekle büyüdü ki sen olmayasın. Evet. Ya Hümeyra ey Hümeyra Hümeyra bir kadın beyaz oldu ona Hümeyra dediler. Ben beyaz ona hafifse bir kırmızılık karışır. Şimdi de Ayşe'nin birisi de Hümeyra idi. La tekuni enti ya Hümeyra. Nuzuri bak La tekuni en sen olmayasın ya Hümeyra. Ey Hümeyra sen olmayasın. Halbuki olduğunu kendiler Efendimiz gene biliyor ama bunu hatırı kırılmasın. Bu olacak. Mukadderat yedin vuracak. Fakat illa sensin dese Hazreti Ayşe'nin için şikayetler. İbadetinde lezzeti olmayacak. Biliye tatlıyete düşecek. Resul-i Ekrem Efendimiz onu da niyete bırakmıyor. Onun için ekşer şükür sahiplerinin haber vermesi imayla söyler. Muhakkak olacak, fayda mı? Olacak ama yine Hazreti Ayşe Hazretleri'ndir. Yani o fitneye düştüğümden dolayı dinden çıkmışım, ondan çıkmış değil mi?
Ve Ali Seleme'te radıyallahu teala Ali Seleme'den rivayet edildi. Kâlet unutular ki zekeren nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i söyledi. Hurûce bâzın nehâtin mü'minin, ümmahâtin mü'mininin bazılarının hurûc edeceklerini ve baktıdaki hal eda kadar varacaklarını ve her adın köpekleri ona havlayacaklarını söyledi. Fadahiket Aişe'se Hazreti Aişe güldü. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Hûzuri ya Hümeyra'u. Ey Hümeyra, dikkat et bak. En la tekûni en sinsen uğruyası. Sümmen fekate ila Ali'yi. Sonra Hazreti Ali'yi ittifat etti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fekale buyurdular ki İn veddeyte min emriha şey'en. Aişe'nin emrinden bir şey'e tevriye olunur isen, yani o muhalefet esnasında sen ona galebe çalacaksın. Evet. O vakitte fersuk biha, sen ona rüzk eden muameleyi, yumuşak muameleyi, kasvetli bir muamele yapma. Ravahul Hakim ve sahahahu, onu hakim rivayet etti ve hadisi sahihdir dedi. Ve beyhatiyyü, beyhati de rivayet edildi. Ve an Hüzeyfe'de, Hazreti Hüzeyfe'den rivayet olundu ki, ennehu kâle, Hazreti Hüzeyfe buyurdular ki, la haddestüküm, ben size söylesem ki, enne ba'de ümmahatil mü'mini, müminlerin analarından bazıları, tevzûküm, size gaza eder, harp eder, ümmahatil mü'mininden bazıları, sizinle harp eder. Fî kesibetin bir orduda. Yani bir orduyla gelir ve sizinle harp eder. Fadribukum. Sizi vurur, biz teşhü külüp gider. Ben bunu söylesem, maasaddak tumuni beni teslim etmezsiniz. Hazreti Seyyid'e diyor ki, ben eğer desem ki, Ezvaç-ı Müteharrak'tan gazileri orduyla gelecek, sizin başınızı vurup başınızı kesecek desem inanmazsınız. Çünkü o da Peygamber Efendimiz'den işitmiş bu hadisi de. Kâdî Sübhânallah. Ashâb-ı kirâm dediler ki, Cenâb-ı Hakk'ı tesbih ve tekbir ve tenzih ederiz. Ve men yuseddik bihâdâ. Kim bunu tesbih eder? Kim inanır ki, Ümmahat-ı Mü'minden birisi verdiğiyle gelsin de Müslümanların uçun başını kessin? Kim inanır buna? Kim tesbih eder? Kimse etmez. Kâdî buyurdu ki, اَتَكْتُمُ الْحَمْرَاءُ فِي كَتِيبَةِ Hamra, Hümeyra mı sizin için? Hamra. اَتَكْتُمُ الْحَمْرَاءُ فِي كَتِيبَةِ Hamra, Hazreti Aişe'den bahsediyor. Yani Hümeyra, Hazreti Aişe geldi. فِي كَتِيبَةِ bir orduda. Böyle ordu ki, سَسُوْقُ بِهَا orduyu sevk eder. اَعْلَى شُهَا onun aleşleri. Aleş demek yani adi adamlar. Köle, böyle efendi esraftan değil. İlç derler, aleş derler. Bunlar Arap'tan olmayan adi bir dövme ilç derler. Yani onun ordusunu sevenler böyle esraftan da değil. Bunlar sevk ederler. Bu size gelir. Ravahul Hakim, Hakim bunu rivayet etti ve sahhaha o anda tasih etti ve beyhafiyü beyhafiyü tasih etti. Mekke'de Hüzeyfe bunu haber verdi ki Ezvac-ı Müteharrak'tan birisi yapacak. Ondan sonra dedi, ne dedi ki? Bu gelecek Hümeyra'dır. Hümeyra gelecek ve bu hadi yapacak. Revvâhul hâkimu ve sahhâhû. Ne? Hakim kendisi tasvir. Yoksa siz bir vav koyun. Ne beyhâfî ve beyhâfî de rivayet etti. Yok mu orada vav? Ravahul Hakim ve sahhahu. Ondan sonra diyor ki ben Beyhaki'yi de rivayet ettim. Hakim müstedrekinde hadisi sahihlere bu hadisi sahihtir diye de onun için Ravahul Hakim ve sahhahu. Ben Beyhaki'yi de rivayet ettim. Ve kâle ahbere bihâda. Dedi ki bununla haber verdi ki Hüzeyfe'si Hüzeyfe haber verdi. Ve mâte. Halbuki Hazreti Hüzeyfe vefat ettiler. Kabre mesiri Aişe Hazreti Aişe'nin cemel vakasından evvel vefat ettiler. Hazreti Aişe'nin cemel vakasını yapacağını haber vermiş.
ve o vakayı görmeden de vefat etti. Ve sebebi zâlik. Peki bu